Efendim Zeynep. Nasılsın Ahmet? İyiyim. Sesin kötü geliyor. Yok, bir akrabamız rastlandı da hastanedeyim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ciddi bir şey değildir umarım. Yok, önemli bir şey değil. Ben seni sonra arayayım mı? Peki. Çay ister misin Şeref ya da kahve? Gerek yok canım. Babamla Tarık kafeteryaya gittiler. Gelirken getirecekler. Alo, aşkım geldin mi? Geldim, buradayım. Hadi uyan kalk buluşalım, yoksa özlemedin mi? Özledim, özlemez olur muyum hiç? Aa, geç kaldım. Okula mı gidiyorsun? Hayır aşkım, okula değil, hastaneye. Hayırdır, ne oldu? Ya halam rahatsızdı. İstersen ben de geleyim. Aa, olur, Zeytinburnu Hastanesi. Tamam canım. Hadi canım, bay bay. Hapsalama almıyorum. Canına kıymak kolay mı? İhmal ettik kızım. Ben Gülsün'ün böyle bir şeyi nasıl yaptığına hala inanamıyorum. Onu sarsacak çok kötü bir şey oldu muhakkak. Tarık'la ilgisi olmasın sakın. Dur hele. Bilip bilmeden kimseyi asmayalım. Sen de üstüne gitme çocuğu. Perişan zaten. Gülsün bir kendine gelsin. Gülsün'ü bilmez misin baba? Sır küpüdür. Bir eve gelsin, toparlansın. Öğreniriz nedeni. Baba. Geçmiş olsun diye arıyorlar. Herkes öğrenmiş. Nasıl ya? Nereden duymuşlar? Gazetelerden. Haber yapmışlar. Hangi gazeteyse bulsunlar hemen bana. Efendim Bahar. Öğrendik kızım, öğrendik. Söyle Bahar'a ilgilensin bu işle. Sebep olduğum için kahroluyorum. Kaybetmekle yüz yüze kalınca daha iyi anladım. Sen benim bu hayatta sahip olduğum en güzel varlıksın. Beni affedip son bir şans verecek misin Gülsün? Sen beni affetsen bile ben kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Çok geçmiş olsun. Umarım en yakın zamanda iyileşir. Teşekkürler çocuğum. Enişte. Haber var mı enişte? Yok be oğlum. Bir ayrıldığını görsen. Sen de perişan oldun Tarık. Eve git, bir duş falan al istersen. Bir haber olursa ararız biz seni. Yok Ahmet abi. Önce gözüme bir ayıldığını göreyim. Nasıldı kızım Paris? Paris muhteşem de ben pek sevemedim.